Değerli gençler, merhaba. Elit Görsel Eğitim'in Meslek Hukuku dersine hoş geldiniz. Bu ders yeterlik sınavlarında sorulan 7 dersten birisi. Meslek hukuku dersi aday meslek mensubu için hem sınavlarda bilmesi gereken hususları kapsıyor hem de ileride mesleki faaliyetini devam ettirdiği zaman neleri bilmesi gerektiğini, mesleki faaliyetinde nelere dikkat etmesi gerektiğini içeren bir ders. Yani hem sınavlarda hem de günlük hayatta sizlerin bilmesi gereken konuları kapsıyor kapsayan özelliği var diyelim. Bu dersimizde peki neler var içeriğinde? Hemen şunu söyleyelim. 3568 sayılı yasanın genel hükümleri. Yani bir meslek mensubu neleri bilmesi gerekiyor? Bu meslek mensubu mesleğe atılırken hangi şartları taşıması gerekiyor? Genel ve özel şartlar. Bunun dışında staj ve sınav yönetmeliği, disiplin yönetmeliği, çalışma usulü ve esas hakkındaki yönetmelik, etik ilkeler gibi daha ne var? Birçok unsurları kapsıyor. Yani meslek yasam yasamızın diyorum önemli hükümleri ile meslek yasamızın uygulanması için hazırlanmış olan birçok ...yönetmelikten diyorum oluşuyor. İşte burada... ...şunu bilmek gerekiyor. Bir meslek mensubu... ...meslek o, mensubu olmak için... ...adım atacağınız... Diyorum, ...bu meslekte sizlerin... ...güncel bilgileri... ...devamlı takip etmenizi istiyoruz. Çünkü... ...meslek yasamız olsun... ...yönetmeliklerimiz olsun zaman zaman... ...güncelleniyor. Bir diyorum iyi bir meslek mensubu... ...ne yapması gereken kişidir araştırmacı kişidir. Devamlı günceli takip eden kişidir. Bilgisini, görgüsünü artıran diyoruz kişidir. Bu nedenle ne yapmanızı biz istiyoruz? Bu diyoruz bilgilerimizin diyoruz zaman zaman güncellenip güncellenmediğini TÜRMOB'un sitesinden, TESMER'in sitesinden, bağlı bulunduğunuz odanın sitesinden tavsiye ediyoruz takip etmenizi, güncellemenizi. Dedikten sonra peki meslek hukukunu bilmeyen bir kişi nelerle karşılaşır günlük hayatta? Hemen şunu söyleyelim. Bir kişi mesleğinin esaslarını bilmiyorsa, kurallarını, esaslarını kavrayamamışsa, aykırı davranıyorsa, o zaman neyle bu kişi karşılaşacak? Bu kişi disiplin cezasıyla karşı karşıya gelecek. O zaman hemen aklımıza şu geldi şu anda. Bu meslek hukuku dersimizde meslek yasamızın iyice öğrenebilmesi için, uygulanması için acaba disiplin yönetmeliğimizde hangi disiplin cezaları var? Ne yapalım? Kısaca isterseniz onlardan söz edelim. Ne diyoruz? Disiplin cezası türleri diyoruz. Disiplin cezası türleri. Beş tane disiplin cezası var. Bunlar isterseniz ne yapalım? Tahti kısaca madde madde yazalım. Aklınızda bulunsun. Çünkü disiplin yönetmeliğinden çoğu zaman soru geldiğini görüyoruz. Bu nedenle özellikle bu konuyu ben size açmak istedim. Birincisi, birincisi uyarma cezasıdır. Uyarma. Yani en hafif ceza uyarma cezası. Bu ceza kişinin daha dikkatli davranması, hareketlerini kontrol etmesi gibi bakış açısıyla düşünülmüş ve çok sayıda madde içeriyor. Elbette ki hangi fiil ve eylemlerin uyarma cezası gerektiği hususlar derslerimizde var. İlgili CD'lerimizde mevcut. İkincisi kınama cezası. Bu kınama cezasının özü kişinin kusurlu olduğunu ifade eder. Kusurlu davranışlar burada ne yapılır? Konu edilir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve eylemlerin neler olduğu da yine nedir? Derslerimizde ayrıntılı olarak işlenmiştir. Üçüncü ceza türü geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma. Neymiş? Geçici olarak geçici olarak mesleki faaliyetten faaliyetten alıkoyma. Bu ceza 6 aydan az olmamak üzere bir yılı geçmemek üzere bir zaman aralığı süresince uygulanır. Tabii ki hangi fiil ve eylemlerin bu cezayı gerektirdiği yine nedir? konularımız anlatılmıştır. Bir sonraki ceza şeklimiz yeminli mali müşavirleri ilgilendiren bir ceza şekli. Nedir bu? Yeminli sıfatını kaldırma. Yeminli sıfatını kaldırma. En ağır ceza da hiçbir meslek mensubuna tavsiye edilmeyecek. Hiçbir meslek mensubunun bu ceza ile karşılaşmamasını biz istiyoruz ve diliyoruz. O da şu, beşincisi meslekten çıkarma. Meslekten meslekten çıkarma cezası oluyor. Evet. Bu cezaların hangi eylem ve hareketlerden dolayı kişiye verileceği, ne tür bir aşamalardan sonra cezaların kesinleşeceği, kişinin nasıl itiraz edeceği elbette ne yapıldı? Konularımız diyoruz, arasında ayrıntılı olarak anlatıldı. Biz isteriz ki bir meslek mensubu ceza almasın, hep ödül alsın. Ne yapmak gerekiyor o zaman? Bir meslek mensubunun ödülü bence şudur. Evet ödül her geçen gün mesleğinde zirveye ulaşması, sayılır ve saygın bir kişiliğe sahip olarak piyasada öyle bilinmesi, müşteri sayısını artırması ve kazanç elde etmesidir diyoruz. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bu özelliklere diyoruz sahip olabilmek için kişi önce ne yapması gerekiyor? Her zaman için bilgilerini güncellemeli, alan bilgisine hakim olmalı. Soran kişi değil, hep sorulan kişi kendisinden bilgi alınan kişi diyoruz olmalıdır diyoruz. Bir kişi için yeterlik sınavından başarıyla çıktıktan sonra ruhsatı alması yetmez. Ruhsatı aldıktan sonra mesleki faaliyetini diyoruz devam ettir, ettir içerisinde hep ne yapması gerekiyor? Güncel diyoruz mevzuatı takip etmesi gerekiyor. Bu nedenle hep tekrar ediyoruz. Bir diyoruz meslek mensubu ne kadar çok günceli takip ediyorsa, mevzuatı takip ediyorsa değişikliklerden haberi varsa o kadar diyoruz. Ön plandadır her zaman için onu söylüyoruz. Peki bu dersten sınava giren kişiler için şunu da söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi yeterlik sınavları elbette ki klasik sınav tarzında yapılıyor. Yani klasik bir soruya karşılık kişinin ne yapması gerekiyor? O soruya yazılı cevap vermesi isteniyor. O zaman soruyu iyi anlamamız gerekiyor. Soruyu Soruda ne isteniyor? Evet, istenen hususlar ne yapılmalı? Cevap kağıdına diyoruz, yazılmalı. Yazılarımız okunaklı olmalı. İfade bütünlüğü bulunmalı. Mümkün mensebe Kısa cümleler tercih edilmeli. Eğer sayısal bilgiler varsa ne yapılmalı? Kontrol edilmeli sonuçlar. İmla kurallarına edil dikkat edilmeli. Kağıt güzel kullanılmalı. Evet. Ne yapmak gerekiyor? Bu nedenle Bunlara diyor dikkat edince ve bizim diyor CD'ler, DVD'lerimizde takip edilince birkaç kez tekrar diyor edilince diyoruz bu dersin dersi başarmamak gibi ben husus ben göremiyorum ve sizlere son kez şunu söylüyoruz. Elit diyorum görsel eğitim olarak gireceğiniz diyorum tüm sınavlarda başarılar diliyoruz.